Bölgemizdeki ortalama yükseltinin fazla olması ve büyük düşülerin, yalçın kayalıkların olması şöyle bir avantaj sağlıyor. Özellikle bahar mevsimi geldiğinde eriyen karlarla beraber etrafta gezdiğiniz zaman büyük harika şelaleler oluştuğunu görüyorsunuz. Bu şelalelerden birisi hiç şüphesiz Muradiye'de Muradiye Şelalesi'ne varmadan yaklaşık 2 kilometre Muradiye Şelalesi'nin aşağısında yer alan ve devasa bir yükseklikten düşen şelale. Özellikle bahar ayında gittiğiniz zaman kafanızı neredeyse 90 derece yukarıya kaldırıp bakıyorsunuz ve büyük bir yükseklikten aşağıya akan suları izliyorsunuz. Bazen o şelalenin kenarında dalıp gidiyorsunuz. Ta Urartulara gidiyorsunuz. Orada gezinen insanları görüyorsunuz. Veya Bendimahi nehrinin üzerinden geçen İpek Yolu kervanlarının seslerini işitmeye başlıyorsunuz. Adeta sizi tarihte bir yolculuğa çıkartıyor. Bu tip güzelliklerin hepsini tanıtmamız, hepsine sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü şunu iyi bilmemiz lazım. Tanıtılmayan her bir doğal güzellik kaybolmaya mahkum. Çünkü tanıttığınız güzelliklerin sahibi çıkıyor. Değeri olan unsurlara insanlar sahip çıkıyor. Ve bu tip doğal güzelliklere insanların, oradaki yaşayan halkın, vatandaşların sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bu doğal güzelliklerin gerçek sahibi bizleriz. Buradaki yaşayan halk, insanlar. Eğer bunlara biz sahip çıkmazsak, bunları yıkacak, bunları bozacak ya da eline bir sprey alıp üstüne sevgilisinin baş harfini yazacak bir sürü insan mevcut. Bu sebepten dolayı Muradiye'deki bu şelale, bu mevsimlerde özellikle inanılmaz bir görsel güzellik oluşturuyor. Bu şelalenin etrafında mümkünse doğal yapısını bozacak hiçbir faaliyetin olmaması lazım.